getireyim? Kumbara gibi oturuyorlar orada dedim gittiğim adamlara. Çek bunu ıspanaklı içli köftemizi. Evet. Anladım. Yani esnaf adaları, esnafın kamburudur dedin, en hafifini söyledin Ayfer Hanım sen. En hafifi bu. Esnaf adaları esnafın kamburudur demek. İşte az önce söylüyorsun ya, işte Kayseri esnaf adası başkanı mı demiştin? 54 milyar. Ha, 54 milyar alıymış. Kayseri ticaret odası. Ticaret odası başkanı. Bir esnaflar odası var, ticaret odası var, lokantacılar odası, terziler odası, berberler odası. Oda da oda. Sanki okey odasına giriyorlar. İşte aidatlarınızla size hizmet ediyorlar, öyle söylüyorlar. Biz diyorlar esnafa hizmet ediyoruz. Ne yapmış? Bir sigara yazısı getirmiş işte. Ben 5 yıldır açmışım. Ben esnaflar odasından bir şey görmemiş. Hayır. İhale de almamışım hiçbir tane. İhaleye de girmemiş. Küçük yatırımcıyı kim düşünüyor? Büyük yatırımcı da aynı parayı veriyor. Ben de aynı kirayı vereyim. Aynı. 87 milyon. Kervansaray da 87 milyon ödüyordur eminim. Aidatlarınız aynı. Aidatlarımız aynı. Benim gelirim 100 milyon, Kervansaray'ın 5 milyar. Bizim gibi küçükleri odaya bağlamasınlar. Küçük esnafı bağlamasınlar. Madem yapıyorlar. Ama tabii herkes kendi derdinde. Başbakan da hasta ya. Ayfer Hanım'ın kaydı yok diyorlar şeye, esnaf odasına diyorlar. Nasıl yoktur? Kayıtlıyım bak, defterlerim burada. Aidatım bile yatırmış. Ha bir de öyle söylüyorlar biliyor musunuz? Ayfer Hanım'ın şeye kaydı bile yok esnaf odasına. Yani oğlumun adına burası. Fahri Bora İnce. Ha. Ayfer değil. Evet. Yani, zaten odaya kayıtlı olmadan açamıyorsunuz değil mi iş yerini? Tabii tabii. İlk işim ticaret odasına, esnaflar odasına 250 milyon yatırdım. 5 sene önce açtım burayı. 5 sene önce. Hı, helal ettin mi? Yok, ne helal edeceğim? Hani hizmet olarak geri dönmüştür diye düşünüyorum. Hayır ya, bir hizmeti yok yok. Bunu bütün esnaflar söyleyebilir. Ne hizmeti olacak? Orada birilerinin sırtından geçinen insanlar bunlar. Biz diyorlar parazit miyiz, kambur muyuz? Evet, parazitler bence. Başbakan da duysun, bu tür parazitleri kaldırdı mı ortadan, devlet daha vergi de girer. Devlete verelim vergimizi. Niye onun gibi insanlara verelim de orada birileri kalkınsın, üçkağıtçılık yapsınlar? Ben devletimizin kalkınmasından yanayım. Ben her sene 87 milyon oraya vereceğime 50 milyon o yardımı devlete veririm. Hiç değilse bana diyorsun hizmet olarak döner, yolsu olarak döner. Yani yollarımız yapılır, çöplerimiz alır, şehir temizlenir. Esnaflar odası ne yapıyor? Yani benden başka esnafta da sorabilirsiniz. Hiç ben bir şeysini görmedim diyorum ya. 5 yıldır buradayım. Ve saçma buluyorum. Kendine kalanlar yedin.